Herkese merhabalar arkadaşlar. Dünya Savaşı'nda Türkiye serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. ben bir önceki ben Türkiye ile birlikte Balkanlardan bir kesim toprakları aldıktan sonra Ortadoğu'daki Suriye topraklarımıza katmıştık arkadaşlar. Bu bölümümüzde ise artık Türkiye'nin yeni bir hayali var arkadaşlar. Misaki milli falan değil. Direkt olarak büyük Türkiye hayali arkadaşlar. Buradan bastığımız anda İtalya kralından iki toprak ve buradan Sırbistan'dan iki toprak ve Ortadoğu'nun yarısını almamız gerekiyor arkadaşlar ve Kuzey Kıbrıs ve e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde topraklarımıza katmamız gerekiyor. Bu seriye verdiğiniz like'lar ve yorumlar için de gerçekten çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de sizler için serilerimi devam ettirmeye çalışıyorum gördüğünüz üzere. Şimdi Sırbistan öncelik olarak direkt olarak topraklarıma katacağım ve Sırbistan'ı kattıktan sonra hedefimi İtalya Krallığı'na çevireceğim arkadaşlar. Çünkü İtalya Krallığı zaten şu an savaşta. Hazır savaştayken ben de direkt olarak topraklarını çullanmak istiyorum. Bu arada pazartesi günü Kayı Obası Beyliği senaryosu gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Onu da kaçırmamış olursunuz. Topluluk sayfasını takip edersiniz topluluk sayfasına çünkü bayağı haberler paylaşıyorum. Video günlükleri falan paylaşıyorum arkadaşlar. Oralara bakarsınız, görürsünüz illaki. Şimdi yatırımları ve bufflarımızı şöyle güzel bir şekilde yeniden ayarladıktan sonra buraya yönleniyoruz arkadaşlar. Şimdi güzel bir şekilde bak. Buradan askerleri basacağım. Ee, i̇nşallah Sırbistan bize karşı biraz Az asker basar arkadaşlar, az askerden kastımız direkt olarak nasıl bir şey olacak biliyor musunuz? Bak şimdi ben bu Sırbistan'a savaşın ettiğimin anda bana inşallah bir anda bir sürü asker çullanmaz diye düşünüyorum. Eğer çullanırsa olur da, çullanırsa abi işimiz kötü bu arada. Şimdi direkt olarak askerlerimizi getireceğim ve askerlerimizle birlikte Sırbistan'a gireceğim. Ee, Kayı Obası Beyliği'nde bu arada beylik sistemi olacak yani şuraya tıklayacağım abi, şurada beylik yazacak. Daha sonrasında e, Osmanlı Beyliği'ne dönecek ve Osmanlı Beyliği'ne sonra ise Osmanlı Devleti'ne dönecek arkadaşlar. Şimdi askerlerimizin gelmesini bekleyeceğim O hemen şuraya yerleşsinler ee, güzel şimdi hemen direkt olarak savaşımı ilan ediyorum İnşallah bu savaşı kaybetmeden direkt olarak topraklarımıza katarız Sırbistan'ı Sırbistan'ı kattıktan sonra ise artık rahatlayacağız arkadaşlar buralardan e, güzel bir şekilde hemen askerlerimi dağıtacağım Sırbistan bize fazla bir şey yapamaz bence ya yani Sırbistan'dan biz daha güçlüyüz bence şimdi askerlerimizin hepsini buraya oha kardeşim yuh ee, hemen toplan abi ne yaptı lan bu Kardeşim az önce sen ne yaptın ya? Şöyle askerlerimizin hepsini yolluyorum arkadaşlar. 2234 buradan paylaştıracağım. Büyük Türkiye hayalini yaptıktan sonra karşımıza bir de modern Osmanlı İmparatorluğu gelecek. Modern Osmanlı İmparatorluğu'nun yani eski Osmanlı ile hiç alakası bile yok arkadaşlar. Bayrakların hepsini değiştirdim. Güzel bir şekilde baştan yaptım. buradaki hemen şeyleri ayarladıktan sonra simülasyonlarımızı yapıyorum ve askerlerimizin hepsini buralara toplayacağım arkadaşlar. Bu arada aşağıda asker bak şu asker şeyi şey olarak gözüküyor hep beyaz. Onu ben yanlışlıkla yaptım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde düzelir merak etmeyin. Şimdi askerlerimizi toplayacağım. 23.441'lik askerimi direkt olarak arkadaşlar Arnavutluğun sınırına koymam lazım. Balkanları biraz daha sömürmemiz lazım bu bölümde. Çünkü Balkanları sömürdükten sonra Büyük Türkiye hayaline daha da yaklaşacağız. Bu arada biliyorsunuz ben topluluk sayfasında paylaştığım videolarda şey, haberlerde genel olarak şey oluyor. Cumartesi, Cuma, Cumartesi, Pazar hangi videoların geleceğini gösteriyor arkadaşlar. Eğer onları beklemiyorsanız yani sabırsız birisiyseniz direkt olarak şey yapabilirsiniz. Kanal, kanala katılarak diye diğer videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Ee, şimdi Ev ülkemizde enflasyon var. Yüksek enflasyon başlamış durumda arkadaşlar. Yüksek, yüksek enflasyon başladığına göre hemen araştırmayı açıyorum ve daha sonrasında 23.441'lik askerim geldi biliyorsunuz. Askerlerimin hepsini buraya güzel bir şekilde ayarlayıp Kardeşim 4716 sen buraya bir gel bakayım Arif gel bakayım gel abi gel gel Şimdi güzel. Şuradaki askerlerimiz şu şekilde bir paylaştıralım. Daha sonrasında bunlar da buraya abi. Gel abi güzel bir şekilde yerleştireceğim ki bu askerleri ileride sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Arnavutluk zaten bize karşı biraz güçsüzdür bence. Bak benim tahminim bence güçsüzdür arkadaşlar. Şimdi askerlerimizi bastık. Arnavutluğa direkt olarak savaşı ilan edeceğim. Monarşi yönetiliyormuş bu arada burayız. Monarşiye ne ara geçtin ya oğlum sen gel bakayım sen çok hak etmişsin savaşı gel. Gel kardeşim güzel bir şekilde savaşı ilan edip giriyorum arkadaşlar. Ve daha sonrasında... Ee, bunlar buraya. Sen buraya kardeşim güzel bir şekilde gireceğim. Ne oluyor lan? Tamam abi. <laughs> bu ne ya? Adam benden güçlü çıktı kardeşim. Gel. Evet arkadaşlar ee, anla ne Bu bu kadar askeri nereden buldu hiçbir fikrim yok ama asker alacağım. Sen buraya git kardeşim. Ben şuradan bir asker daha bas. Arnavutluk büyük ihtimal oraya gidecektir ve ben oraya gideceğini bildiğimden arkadaşlar hemen buraya yönlendiriyorum askerlerimi. Ve 76 bir kısmını almış bulmakta Arnavut'un diğer toprakları nerede olduğunu bilmediğim için Arnavut'un hemen direkt olarak topraklarına katıyorum arkadaşlar. Ve topraklarımızı birleştirdikten sonra şöyle bir hemen askerlerimizi toplayacağım. Arkadaşlar bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar, yorumları, abonelikleriniz için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlerle birlikte 5000 aboneye doğru gidiyoruz. Bakalım 5000 aboneye geldiğimizde yeniden bir çekiliş yapacağım. Bilgin olsun bilginiz olsun. Yani çekilişlerden haberdar olmak istiyorsanız açıklama kısmındaki Discord linkimize kesinlik olarak gelmeyi unutmayınız arkadaşlar. Şimdi Direkt olarak arkadaşlar askerlerimizi topladıktan sonra Evet arkadaşlar 13.921'lik askerlerimin hepsini buraya toplamayı başardım gördüğünüz gibi. O sırada video kaydını kestim sebebini hemen size göstereyim Şuradan biliyorsunuz ben yetiştir yaptığımda buralar bembeyaz gözüküyordu Ve oyun otomatik olarak herkese monarşi vermişti arkadaşlar Onların hepsini düzeltip kayda yeniden girdim Şimdi 13.921'lik askerimle birlikte İtalya Krallığı'na karşı savaş yönetmem gerekiyor Çünkü büyük Türkiye hali için İtalya'dan geçiyor arkadaşlar topraklarımız O toprakları almamız için buraları topraklarıma katmam gerekiyor Şimdi güzel bir olarak buradan hemen asker askerlerimi basacağım. Atina'dan da hemen askerlerimiz çıkartalım. Şimdi iki toprak için de yani İtalya koskocaman İtalya kralına karşı savaş ilan ya. onun arkasında ittifaklar falan da olacaktır bir ihtimalle. Hemen güzel bir şekilde askerlerimi bastıktan sonra şuralara hemen yerleşelim abi. Tamam mı? Bak buraları yerleştikten sonra direkt olarak savaşı ilan arkadaşlar. Bu arada eğer bu seriyi final yapamazsak olur da final olmazsa yani obasıyla birlikte devam edecektir. Bilginiz olsun diyorum. Yani bence daha güzel olabilir. Hem güzel bir şekilde Türkiye izledikten sonra direkt olarak Kayı Obası'na falan geçersin C video serisinde. Yani güzel olabilir bence eğer seri olur da final yapmazsa diye. Şimdi gördüğünüz üzere İtalya Krallığı'na karşı savaşımızı ilan ettik. Yalnız ben bu İtalya Krallığı topraklarını yani ana topraklarında fazla tutunamayacağım arkadaşlar. Tutunamayacağım için buradaki adamla hemen barışımı yapıyorum. Talepleri gönder diyorum. Eğer talepleri kabul etmezse buralardan yeniden savaşmaya devam edeceğiz maalesef. Çünkü... Ee, bu savaşı burada zaten kazanmamız imkansız arkadaşlar. Yani şuralardan ulaşmamız lazım topraklara. Buralardan ulaşırsak ancak kazanırız. Onun dışında kazanmamız biraz imkansızdı gördüğünüz üzere. Ve adam zaten topraklarında barış yapmayı kabul etti. Şimdi Anadolu'dan ve bu Balkanlar tarafından İtalya'yı kovduğumuza göre güzel bir şekilde şimdi Orta Doğu'ya yönelebiliriz arkadaşlar. Orta Doğu'ya yönelebilirsek eğer yatırımlarımızı ayarlamamız gerektiğini söylüyor. Biz hemen yatırımlarımızı ayarlayalım. E, araştırmayı da şöyle kısıyorum. Malları da bir kısalım güzel bir şekilde. Şimdi arkadaşlar Hazır paramız 312.000 iken, askerlerimiz buraya toplanmışken 29.341'lik askerlerimin hepsini Orta Doğu'ya çekeceğim. Orta Doğu'dan direkt olarak Irak'a Irak toprağıma kattıktan sonra şuradan bakalım hemen. Büyük Türkiye hayali için gördüğünüz üzere Irak, Suriye, İsrail, Lübnan gibi birçok devleti daha yıkmamız gerekiyor. Burada bunu ben zaten yaklaşık... 5-10 dakikada yıkacağımız eminim. Arkadaşlar bu arada size yeniden çok çok teşekkür etmek istiyorum. Discord linkimizde falan gelip bizle sohbet ediyorsunuz falan. Gerçekten çok çok sağ olun. ben o yakın bir zamanda zaten 2000 kullanıcı oldu olacağız. 10 kişi falan kaldı. E, Discord'da bir çekiliş daha yapacağız. Klavye mouse çekiliş olacak yeniden. Birkaç da 20-30 liralık oyunlar vermeyi düşünüyorum. küçük bir çekiliş olacak zaten. Küçük bir çaplı. Yalnız 5000 abone de büyük bir çekiliş yapacağız. Bilginiz olsun yani. 5000 abone de baya büyük bir çekiliş olacak. Ya Bir kişiye Bannerlord falan verme şansımız olacak gerçekten bu sefer. Şimdi askerlerimizi buraya topladıktan sonra bakın askerlerimiz hazır bir konuda arkadaşlar. Görüyorsunuz. Irak'a karşı bir savaş inatacağım. Umarım İran savaş ilan etmez de ben bu savaşı rahat bir şekilde kazanırım arkadaşlar. Direkt olarak savaş ilan etmez basıyorum 430 bin ekonomisi varmış. Yuh faşistliğe geçince bu adam nasıl nasıl güçlenmiş lan bu kadar. Ee, buradan hemen bu arada bunun Konstantinopoli olduğuna bakmayın arkadaşlar senaryo. E, adam yap ne bileyim adam bir garip yapmış senaryo Tabi ama haritada bu arada yeni devletlerin eklenmesi büyük bir emek bu arada. Yani yeni devlet eklemek biraz zor arkadaşlar oyna. Yani haritasını falan hepsini ayarlamanız gerekiyor. Şimdi 28.055 askerlerimi buraya çekeceğim. Bu arada Mısır bana savaş ilan etti. Mısır'ın bana savaş ilan etmesini yani hiç beklemiyordum gerçekten. Hemen talepleri gönderip bir barışacağım arkadaşlar adamla. Barışmak erdemliktir deyip <laughs> direkt olarak barışacağız bakalım. Savaşımı ilan ediyorum. Olur da inşallah bu Irak bana karşı fazla atak yapmaz diyorum arkadaşlar. Irak çünkü 400 binlik bir ekonomisi var arkadaşlar. Bizim ekonomiye daha bakmadım. Şimdi bir bakayım önce olarak ekonomimize de. 1 milyon 162 binlik bir ekonomimiz var. 0.72'lik bir teknoloji ayarımız var yani puanımız var arkadaşlar. 5 milyon 512 bin ise bir manpower'ımız var. Konstantinopol başkentimiz Aleppo en büyük şehrimiz. Aleppo'dan o zaman fazla asker çıkar ha. Aynen bayağı asker çıkıyormuş lan güzel şimdi arkadaşlar hemen topraklarımıza katacağım buradan bir kısım topraklar alabilsek bile bizim için kâr zaten büyük Türkiye'ye bayrağını size göstermek için yemin ediyorum şu videoyu hemen bir şey yapmaya çalışıyorum büyük Türkiye hayaline gelmeye çalışıyorum arkadaşlar ee, buralardan hemen askerlerimi çekeceğim bak e, Suriye'de bu arada Suriye'de ulaşmayı başardık bu sayede sanırsam Irak farklı bir devlette savaştan bakacağım Evet Irak etiyopya İmparatorluğu Kenya ve Yemen'le savaştı arkadaşlar. Bir de benle savaştı. Onun dışında başka kimseyle savaşta değil. Zaten onlar da ekonomiyi bayağı yoracak bir devletler olduğu için hemen ben Bağdat'a gireyim şuradan. Ve onunla birlikte Suriye'ye de bir gireyim arkadaşlar. Suriye'ye de gireceğim ama Suriye'ye hemen topraklarıma katacağım. E, gö güzel. Gördüğünüz üzere Bağdat'ı şimdi Bağdat'ı ele geçirdikten sonra işimiz bayağı kolay olacak açıkçası. Şimdi 3125 işte 9639. Bu hafta sizi bu arada çok güzel seriler bekliyor gerçekten. Yani Kayı Bey'inden Türkiye'ye kadar uzanan bir serimiz olacak arkadaşlar ve ondan sonra mesela Osmanlı biliyorsunuz 1337 yılında bir tek daha bayrak değiştirmiş. Daha sonrasında 1453'te de bir bayrak değiştirmişti. O bayrakların hepsini oyunda göreceksiniz arkadaşlar. Yani yaklaşık 1923'e kadar uzanan bir senaryo yapıyoruz ekibimizle birlikte. Biraz tabii ki ilk senaryomuz olduğu için bazı hatalar olabilir arkadaşlar. Siz bize onları yorumlarda iletmeyi kesinlik olarak unutmuyorsunuz ama Büyük Türkiye'ye bastığım zaman gördüğünüz üzere artık Irak'tan fazla toprak almayı kesebilirim arkadaşlar. Irak'ın zaten güzel bir şekilde ben şuradan barışım yapacağım. Irak'tan fazla toprak almaya gerek yok diyorum hemen şuradan talepleri göndereceğim. Umarım olur da ben barış yapar çünkü barış yapması işimiz sıkıntı. Evet adam barış yapmadı abi. Şu 7000 asker bizi sıkıntıya sokabilir. 3770 birlik askerimi direkt olarak buraya çekeceğim. Bu reis Bağdat'ı bana vermemekte kararlı anlaşılan. Ee, güzel kardeşim sen bak bana Bağdat'ı veriyorsun kardeşim tamam mı? Bağdat benim. Şuradan hemen Suriye'nin da kendi toprağıma katıyorum. Irak'la son bir kez daha bir uyarı mesajı daha yollayacağım arkadaşlar. Hatta centilmenlik olsun diye şu bir yıldızlık geri vereyim bakalım. Belki aa bana toprak vermiş deyip kabul eder. 28 bin askerimi şuraya çekeceğim. Allah ne olur kabul etsin. Ah be kabul etmiyor arkadaşlar. Evet Irak comeback yapmaya geldi sanırsam. Faşist bir Irak'ta nasıl savaşılır oynat bakalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde e, Suriye'ye karşı barışımız kabul edilmiş durumda. Hemen şuradaki devlete de bir Lübnan'a da savaş ilan edeceğim. inşallah koalisyon yemeyiz ya. Koalisyon yersek bu arada kaybetme ihtimalimiz biraz yüksek. Çünkü Orta Doğu'daki devletlerin yarısı bayağı güçlü arkadaşlar. Yalnız benim askerler buraya gelene kadar ben arka tarafı bayağı bitiririm ya. Baksana. Ben burada ilerlerim ama bu arkadan gelen askerler beni yıkabilir arkadaşlar. Tamam şurada 1253 burada 1186. Ee, tamam Lübnan'ı zaten topraklarımıza katacağız. Güzel, Lübnan bitti arkadaşlar. Ve burada öğren bir kısım toprağını da tamamlamayı başardık. Şimdi 37 e, 37.373'lük bir askerimiz var gördüğünüz üzere. Bunun 17.000'i şu şekilde 10.000 buraya. E, bu da buraya arkadaşlar. Güzel bir şekilde yapacağım. Bağdat'a hemen girme planı yapalım. Bağdat'ı alalım abi. 3.633. O sırada burada başka büyük Türkiye için neresi lazım? Şöyle bakabilir miyim? Tamam, yurdun Devleti lazım bize. Ve İsrail ve Filistin abi. Güzel. İsrail ve Filistin'i zaten rahat bir şekilde toprağıma katabilirim abi. Eminim o konuda. Ama yalnız şu Irak. Irak beni sıkıntıya sokma ya. Of. Git abi topraklarımı terk et lütfen. Buralar benim toprağım. Abi. Güzel kardeşim bak. Bu arada arkadaşlar aşağıdan bu seriye bence Büyük Türkiye hayali için 300 like gelir diyorum ben. Bence gelir abi. Siz yaparsınız. Hatta var ya 400 like bile yaparsınız abi. Ben size şaşırıyorum. Bazen bir bakıyorum. Abi şöyle 200 like istiyorum mesela. Bir bak bir giriyorum. Video 400 like gelmiş. Ne oluyor kardeşim? Bir bakıyorum bir 800 like olmuş. Mesela Sevr Anlaşması'na 800 like atmışsınız. Maşallah. Çok çok teşekkür ederiz bu arada. Ee, buradan hemen Tripoli ve Beyrut'u da topraklarıma kattıktan sonra. Şimdi arkadaşlar Büyük Türkiye için son bir yerleri de almamız gerekiyor. Maalesef e, Irak hala savunmaya devam ediyor. Güzel kardeşim. Şimdi abi, Irak'ta zaten fazla toprak alamayacağım bildiğim için ilerlemek istemiyorum. Ama reis hala zorluyor ya. Bak kardeşim bitti artık bitti. %48'ini almış durumdayım. Şuradan hemen şu toprakları var. Ben büyük Türkiye hayaline gitmem lazım. Heh, tamam. Evet barışımızı yapmayı başardık. Hemen şuradaki küçük asimilasyonlarımızı yapacağım. Yalnız hemen asimilasyon yapmadan önce. Ee, bence Ürdün e arkadaşlar ultimatom yoluyla bana bu topraklarını devreder diye düşünüyorum. Çünkü eyaletleri talep ettiğinde ben bu adamdan fazla güçlüyüm gördüğünüz üzere. Yalnız İsrail devretmeyecektir bir ihtimal. İsrail'in devretmeyeceğine adım gibi eminim. İsrail'deki Filistin'deki adam niye böyle lan? Yıl 2000 kaç olmuş? 2058 olmuş. Şuraya bak. Evet. Ürdün vermedi topraklar abi. Neden vermedi? Ee, güzel. Uruguay devleti de ticaret anlaşması yapmak istiyor. Hakaret edeceğim arkadaşlar İsrail'e. Bir de İsrail üzerinden deneyelim. Ultimatom yollayacağım. Eyaletleri talep et. Güzel kardeşim. Kaydet. Tamam arkadaşlar bu adamlar ee, İran bana savaş yönet. İran İran'la hemen bir barış yapalım. Talepleri gönder. Evet arkadaşlar ilk önce hedefimiz Ürdün. Ördüğünü bir topraklara katalım. Daha sonrasında ee, Tamam. Azerbaycan'da bitti abi. Hemen ördüğüne barışımız yapacağım. Daha sonrasında direkt olarak asimilasyonlar yapmam lazım. Çünkü buralarda isyan çıkacak. Hiçbir şey yapmazsam. Hemen asimilasyonlarımı yapıyorum arkadaşlar. Asimilasyonları yaptıktan sonra İsrail'e bir savaşa gireceğim. Bu arada Büyük Türkiye hayalini yani orada yazan şeyi istiyorsanız yorumlar kısmına kesinlikle ama kesinlik olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben de eklerim zaten onu açıklama kısmına ve yorumlar kısmına diyeceğim. Şuradan direkt olarak topraklarıma katıyorum. Ee, buradan topla abi. Evet İsrail'de topraklarımı akıratmayı başardım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Türkiye için ya Roma İmparatorluğunu kurarken bile Bismillah çektim bu arada haberiniz olsun. Hemen buradan topraklarıma katıyorum arkadaşlar. İsrail Savaşı'nda bitirmeye başardık. Hemen asimilasyonlarımızı yapacağım ve Büyük Türkiye'yi direkt olarak kuracağım arkadaşlar. Büyük Türkiye'nin şerefine şöyle bir 300 ak veya 500 ak gelir diye düşünecektim. Ee, evet Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs Cumhuriyeti varmış. Ya oğlum ben beni oraya kadar yolmayın lütfen. Ver şu toprağı. Askerler denize çıkmaya yarınıyor. Evet hakaret et ultimatom gönder eyaletleri talep et kaydet yapıyorum arkadaşlar ultimatom yolu ya. direkt olarak Kuzey Kıbrıs'a da yapacağım aynısını eyaletleri talep et kaydet ya, denize çıkmaya falan gerek yok. Evet ikisi de kabul etti bu kadar mıydı lan güzel 2 dakikada bitirdik arkadaşlar. Şimdi büyük Türkiye hayalini gerçekleştirelim ilk öncelik olarak Türkiye'nin gördüğünüz üzere hemen bayrağımız değişmiş durumda arkadaşlar bakın bayrağımızda bir tane kurt resmi var üç tane de şehir resmi var hilal resmi var. Güzel bir bayrak oldu gerçekten ee, buradan hükümet biçimi değiştirdiğim zaman zaten bayraklarımız değişmiyor arkadaşlar yalnız eğer olur da yakın zamanda Türkiye güncellemesi yaparsak ekibimizle birlikte zaten ekibimizle falan falan küçük senaryolarda uğraşıyoruz arkadaşlar bayraktan hepsini değiştireceğiz bu arada bilginiz olsun mesela faşist olduğunuzda faşistin bayrağı belki bu olabilir bilginiz olsun diyorum. Bakın burada bir de büyük tür modern Osmanlı İmparatorluğu hayali var gördüğünüz üzere. Bu modern Osmanlı İmparatorluğu kurmamı istiyorsanız yorumlar kısmında kesinlik ama kesinlik olarak yazmayı unutmayınız diyorum. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalma abone değilseniz de kesinlik olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Videolara erken erişim almak isteyenler varsa aranızda kanala katılarak erken erişim alma hakkına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ve ekranda da isminiz çıkar bilginiz olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. You can't fall asleep when you're counting stars get it together You're my